Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Bakanım. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli misafirler, Osmanlı'nın doğduğu adaletin ve merhametin 3 kıta 7 iklime yayıldığı topraklara, memleketime, Bilecik'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Bilecik'e madencilik alanında önemli bir yatırım daha kazandırmanın mutluluğunu yaşatıyorsunuz. Daha düne kadar etrafındaki büyük şehirlerin gölgesinde kalan Bilecik, AK Parti iktidarlarının altyapı yatırımları sayesinde cazibe merkezi haline dönüştü. Özellikle doğal taş ve mermercilik başta olmak üzere madencilik sektörünün en büyük gelişimi gösteren şehirlerimizden birisi oldu. Üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomik modelimizin çıktısı olarak geçtiğimiz yıl burada birçok fabrikamızın açılışını gerçekleştirmiştik. Bilecikli sanayi ve iş insanlarımızın bizlere gönderdiği her fabrika açılışı davetiyesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bilecik bugün artık daha fazla katma değerli ürün üreten, daha fazla istihdam sağlayan ve daha fazla ihracat yapan bir şehir haline geldi. Bütün bunlar lojistikten tedariğe, enerjiden ulaştırmaya kadar 20 yılda hayata geçirilen dev yatırımlar sayesinde oldu. Ve şimdi kalkınmanın ve büyümenin yüzyılında, Türkiye yüzyılında atılan bu adımların meyvelerini büyümeyle, kalkınmayla, istihdamla, ihracat rekorlarıyla alıyoruz. 2022 yılında 6,5 milyar dolarlık madencilik ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıldık. Son 20 yılda maden ihracatımızı yaklaşık 10 kat artırdık. Yeni ürünler ve yeni pazarlarla dünyanın dört bir yanına Made in Türkiye imzasını attık. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bugün açılışını yapacağımız Söğüt Altın Madeni üretim rakamıyla Türkiye'nin en fazla üretim yapan altın madenlerinden birisi olacak. Tam kapasite üretime geçtiği zaman yıllık 6,5 tonluk üretimiyle Türkiye'de en çok üretim yapan 3 işletmeden 3 ruhsatımızdan birisi haline gelecek. 500 milyon dolarlık yatırım miktarıyla ilk etapta 1000, ilerleyen dönemlerde 1300 vatandaşımıza da bu müessesede istihdam sağlayacak. Bugün 16 farklı madende altın üretimi gerçekleştiriyoruz. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2001-2022 yılları arasında toplam 456 tona ulaştı. Son 5 yıllık altın üretim ortalamamızda 35 ton civarında seyrediyor. Bu nedenle altın madenciliğinde temel hedefimiz ihtiyacımızı yerli kaynaklarımızdan karşılamak, altın kaynaklı cari açığı azaltmak, bu alandaki yatırımı ve istihdamı artırmaktır. Cevherden mücevhere, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyeli üretim rakamlarına yansıtmakta kararlıyız. Türkiye yüzyılının altın çağını Söğüt'ten başlatmaya ve dalga dalga tüm yurda yaymaya kararlıyız. Çevreye saygılı ve güvenli işletmecilik vazgeçilmez önceliğimizdir. Daha önce pek çok yerde ifade ettim, burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Enerji ve madencilik politikamızı 3E olarak adlandırdığımız enerji, ekonomi ve ekoloji dengesi üzerine yürütüyoruz. Ekonomimizin ihtiyacı olan kaynağı doğamızı ve geleceğimizi koruyarak sağlamak durumundayız. Sözlerime burada son verirken destekleriyle her zaman bizlerin yanında olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gübretaş'ın çok değerli yöneticilerine ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Açılışımızın milletimize, devletimize ve bileceğimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum, arz ederim.